Değerli tiyatro severler, değerli oyuncu adayları, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Turan'ı. Biliyorsunuz kanalımızda uzun süredir düzenli olarak oyunculuk mesleğini hayal eden genç arkadaşlarımıza faydalı bilgiler verebilmek adına oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup destek olursanız ya da içeriğini sevdiğiniz, beğendiğiniz videoları kendi sayfanızda paylaşırsanız çok seviniriz. Ayrıca Cenk Turan'ın Instagram adreslerine ya da videonun altında yer alan yorumlar bölümüne istediğiniz soruyu yazabilirsiniz. Her türlü konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, bugün de çok önemli bir konumuz var. Bugünkü konumuz Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı. Evet arkadaşlar, bununla ilgili uzun süredir birçok arkadaşımız bana birçok soru yöneltti. Ben de bunları bugün huzurunuzda cevaplandırmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi, bu konservatuar yetenek sınavına girmek için kaç puan almak gerekiyor ve tarihleri nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki konservatuar tiyatro bölümü yetenek sınavı özel bir sınavdır. Ama bunun için normalde devlet konservatuarlarının belirlediği üniversite sınavında alınması gereken belli bir baraj puanı var. Bu baraj puanı da zaman zaman değişebiliyor. O yüzden o günkü koşullara göre ne kadar puan almanız gerekiyorsa onu okul yönetimlerinden öğrenebilirsiniz. İkincisi, biliyorsunuz ki ülkemizde birçok büyük şehrimizde başta Ankara, İstanbul olmak üzere İzmir, Konya, Eskişehir, Adana, Antalya, Kars gibi birçok büyük şehrimizde Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü var. Ve sanırım buradaki en sağlıklı bilgiyi onların resmi sayfalarından ya da yine direkt okul yönetimlerinden alabilirsiniz. Hani hangi zamanda nasıl aşamalar olacağı, hangi tarihlerde sınav olacağı ve sınavlarda sizden ne talep edildiği üzere. Ama normaldeki koşul belli bir o bahsedilen baraj puanı aldıktan sonra gidip yetenek sınavı için kayıt yaptırmanız olacaktır. Sonra da size muhtemel tarihler açıklanacak. Siz de hazırlığınızı yapıp bu sınava gireceksiniz. İkinci sorulan soru, Devlet Konservatuarı Yetenek Sınavı'nda aşamalar nedir? Arkadaşlar genelde tiyatro bölümü özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birincisinde sınavda önce kendinizi tanıtırsınız. Hocalar huzurunda muhtemel sizde bir sözlü mülakat yapılır. Kendinizi tanıtmanız ayrıca istenir. Tiyatroyu neden çok sevdiğinizi sorabilirler. Oynadığınız oyunla ilgili sorular yöneltebilirler. Yani karakterle ilgili, oyunun yazarıyla ilgili, bu oyunda o karakterin neden var olduğuyla ilgili ve sizin oyunculuk yorumunuzla ilgili bazı detay soruları da yönlendirebilirler. Yani oynadığınız parçaya, yazarına ve oyuna çok iyi hakim olmanız gerekir. Sonrasında ikinci aşamada normalde yapılmaz ama bazı kişilere şöyle bir uygulama da yapılıyor. Yani aynı parçalar tekrar oynatılabiliyor. Normalde her iki aşama içinde olsa bir komedi, bir dram ve bir şiir oynamanız isteniyor. Bu parçalarda da dikkat edeceğiniz en önemli koşul şu olacak ki komedi dram parçalarında neyi seçerseniz seçin daha farklı karakterler ve daha farklı yazarlar olsun. Şiirde de yine klasik, yine bilinen yazarları tercih edebilirsiniz. Ben yine de şöyle bir tavsiyede daha bulunacağım. Bu üç parça dışında da mutlaka bir yedek parçanız ve bir yedek şiirinizi hazır bulundurun. Eğer başka bir parça biliyor musunuz ya da başka bir şiir okumak ister misiniz diye hocalar size sorduğunda sahnede bunu da oynama şansınız olur. İkinci aşamada eğer o parçaları tekrar size oynatmazlarsa o zaman sizden bir doğaçlama yapmanızı istiyorlar. Bu kısımdaki en önemli konu hocaları çok iyi dinlemeniz. En önemli tavsiye, çünkü hocalar size belli bir koşul verecek ve bu koşul doğrultusunda sizden sınavda bir doğaçlama oyun yapmanızı isteyecek. Ki normalde biliyorsunuz orada bir takım eşyalar da sınav ortamında olabiliyor. Yani bir sandalye, bir masa, bir bank gibi, onları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabii ki yine hocalardan müsaade isteyerek. Ve çok iyi dinlerseniz hocaların sizden ne istediğini, ona göre hemen yaratıcı bir şekilde kısa bir oyun tasarlayıp onların huzurunda oyunculuk performansınızı gösterebilirsiniz. Yine ikinci aşamada olan konulardan bir tanesi kulağa bakılır.
Yani hoca piyano eşliğinde yanınıza kadar gelir, bir takım sesler çıkartır ve o sesleri sizin çok doğru düzgün bir tonla tekrar etmeniz istenir. Yani örnek vermek gerekirse orada ra 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 denilerek tuşlara basılır. Siz de onu A sesiyle tekrar edersiniz. A a a gibi. Bunun için çok ekstra bir şan bilgisine, solfej bilgisi ya da müzik bilgisine ihtiyaç duymayın. Sadece kulağınızla iyi dinleyin. O sese çok yakın bir tonu çıkartmaya çalışın. Bu konuda da birçok müzik öğretmeninden ya da kulağı iyi olan arkadaşınızdan, müzisyen arkadaşınızdan destek alabilirsiniz. Küçük birkaç egzersiz yapmakta fayda var. Bir diğer konu, acaba biz konservatuar yetenek sınavında kostüm kullanabilir miyiz, müzik kullanabilir miyiz, aksesuar kullanabilir miyiz? Arkadaşlar, sizi motive edecek her şeyi kullanabilirsiniz. Yani özel bir kostüm de kullanabilirsiniz, bir aksesuar olabilir, bir müzik kullanabilirsiniz. Ama orada muhtemel boş bir sahne, bir iki sandalye, bir masa, bir bank olacak. Ve oraya gittiğinizde her zaman olduğu gibi yine asıl olan oyunculuk olacak. Yani hocalardan müsaade isteyip bir kostümdür, bir müziktir, aksesuar kullanmak mümkün olabilir. Ama aslında sizin oyunculuk performansınızı onlar değerlendirecekler. Bu yüzden eğer sizi çok motive ediyorsa yine de böyle şeyleri kullanabilirsiniz. Evet, bu aşamaların işte kazanıp kazanmadığını sonuçta ne zaman belli olur? Arkadaşlar, bu normalde o sene katılan kişi sayısına göre değişen bir şey. Yani bazı yıllarda 300 kişi katılır, hemen 1-2 gün sonra sonuç açıklanır. Bazılarında ise çok fazla katılım olur ya da okul yönetiminin özel bir sınav yoğunluğu vardır. Ona göre daha fazla gün geçebilir ya da bir hafta sonra açıklayabilir. Ama normalde 2-3 gün bilemediğiniz bir hafta içerisinde herhangi bir aşamanın sonucu konservatuarlarda açıklanır. Hatta listelerde muhtemel okulun duvarlarına da asılır ya da resmi internet sayfalarından muhtemel bulabilirsiniz. Ama bu tarz teknik konuları tekrar tekrar söylüyorum ki okul yönetiminden öğrenmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sürekli değişen müfredatlar ve yönetim şekilleri olabiliyor. Nasıl bir eğitim var konservatuarda? Arkadaşlar, konservatuar tiyatro bölümü 4 yıldan oluşan bir eğitime sahip. İlk yıllarında temel oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. İlk 2 yıl. Yani bedeniniz, ses, nefes, artikülasyon, diksiyon, sahne duruşları ve bir rolün nasıl çalışılacağını öğreniyorsunuz. Tiyatronun sahnenin ne demek olduğunu öğreniyorsunuz. Sonraki 2 yılda da birçok farklı sahne çalışması yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra birçok akademik destek olan dersler de var. Yani estetik gibi, sanat tarihi gibi, tiyatro tarihi gibi. Sonuç olarak hem akademik anlamda hem pratik anlamda gerçekten normal bir üniversite bölümü gibi sabah 9'dan muhtemel akşamüstü 6'ya kadar çok ciddi bir eğitim anlayışına sahip devlet konservatuarları. Nasıl hazırlanmalıyım? Arkadaşlar, bu işi bilen bir kişiyle hazırlanmalısınız. Uzman bir eğitmenden faydalanmalısınız ya da bir tiyatrocudan ya da bir yönetmenden. Çünkü bilen bir kişiyle çalışmanız her zaman sizin adınıza bir avantaj olacaktır. Ya da en azından fikrine güvendiğiniz kişilerden destek isteyebilirsiniz. Bir üçüncü göz olarak kullanabilirsiniz. Ve onları kullanarak da bunun üstesinden çok rahatça gelebilirsiniz. Oyunculuk tiratlarımı nasıl seçmeliyim? Arkadaşlar, oyunculuk tiratlarında en önemli olan konu sizin oynamak istediğiniz değil, sizin kastınıza, oyunculuk malzemenize uygun olan rolleri seçebilmeniz. İşin illüzyonu da sanırım bu. Bunu belirlemek için de bir üçüncü göze, bir uzman eğitmene, yönetmene çok ihtiyacınız olacaktır. Biliyorum, bazı arkadaşlarımız bize uzak şehirlerden mesajlar yolluyorlar ve diyorlar ki hocam, ben çok uzakta oturuyorum, burada gidebileceğim, fikir alabileceğim bir yönetmen, bir tiyatrocu yok. Onlara da bu tarz oyunculuk eğitim videolarıyla fikir vermeye çalışıyoruz. En azından tiratlarınızı kendi fiziksel özelliklerinize göre seçmeniz mümkün olabilir. Hocalar neye bakar sınavda? Arkadaşlar, sınav sadece oyun oynadığınız anda değerlendirmesi yapılan bir konu değil. Yani konservatuar sınavına girdiğiniz an itibariyle yürüdüğünüz, baktığınız, konuştuğunuz, merhaba dediğiniz, kendini tanıttığınız, diğer anlamda sorulara cevap verdiğiniz her an sınava dahil andır. O yüzden sadece oyunculuk olarak görmeyin. Bu oradaki önemli olan konuyu, hani sadece çok iyi oynamak gibi de görmeyin. Çünkü zaten genelde
belli bir takım tiyatro eğitimleri almış, hani böyle belli kalıplarla oyunculuğu sergileyen adayları değil, ileride iyi oyuncu adayı olabilecek öğrencileri tercih ediyorlar. Yani o hamuru yoğuracaklar ve oradan çok iyi bir oyuncu çıkaracaklar. Bunu seçiyorlar. O yüzden hocaların karşısında tabii ki çok pozitif, çok güler yüzlü, çok kibar, çok şık olun, çok temiz pak olun, giyiminize, kuşamınıza her anlamda özen gösterin. Her türlü tavrınıza, hareketlerinize, sözlerinize dikkat edin. Ama asla tiyatro ile ilgili bilmiş bir tavır lütfen sergilemeyin. Oyunculuğunuzda da bunu sergilemeyin. Bu sizin adınıza dezavantaj olabilir. En güzeli yaratıcılığınızı ve kendi kıvraklığınızı, oyunculuğunuzu, performansınızı en çok nasıl gösterebilirim diye düşünerek hazırlanın ve oraya çıktığınızda elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü hocalar iyi oynamaktan çok iyi bir oyuncu olup olamayacağınızla ilgileneceklerdir. Nasıl kazanırım? Arkadaşlar, bununla ilgili aslında böyle sihirli formüller yok ama eğer bu konuda kişisel beceriniz varsa, yatkınlığınız varsa, oyunculuk malzemeniz iyiyse, çok sabırlı bir şekilde ve disiplinli bir şekilde çok uzun süre bu konuda çalışıyorsanız, hayatınız boyunca bu konuya karşı çok büyük bir sevgi ve emek vermeye hazırsanız kazanma ihtimaliniz yüksek olacaktır. İyi bir hazırlık yapın. En az 3-4 aylık bir süreci ben size tavsiye edebilirim. Bu süreç içerisinde yönetmeninizle birlikte en az haftada 1-2 gün çalışma yapabilirsiniz. O rolü içselleştirip çok inandırıcı, çok samimi bir şekilde oynamaya çalışın. Ve o sahneye çıktığınızda oradaki o heyecanı lütfen tam aksine bir avantaj olarak görün ve bütün oyununuza yansıtın. Önemli olan oradaki performansınızın ne kadar samimi ve keyifli olduğudur. Sonuçta unutmayın, bu bir oyundur. Konservatuvarda da söylenen söz bize. Bunun bir oyun olduğunu ve keyif almayı unutmayın. Sahnede ne kadar çok keyif alırsanız ve eğlenirseniz o kadar çok diğer hocalara geçecektir. Eğlenmekten kastım sadece komedi üzerine değil, yani çok değişik bir trajedi ya da çok dramatik bir rolü de çok eğlenerek, çok keyifle, çok böyle inanarak oynayabilirsiniz. O yüzden hangi rolü oynarsanız oynayın, keyifle oynamaktan vazgeçmeyin. Ne yapabilirim bu süreçte? Arkadaşlar, bu süreçte çok şey yapabilirsiniz. Bu süreçte bol bol kitap okuyabilirsiniz, bol bol tiyatro oyunu izleyebilirsiniz, bol bol tiyatro ekibi provası izleyebilirsiniz. Çok izleyin, çok okuyun, çok araştırın, çok öğrenin, mümkünse çok gezin ve tiyatro adına, genel kültür adına, oyun adına, oyunculuk adına elinizden geldiği kadar her şeyi öğrenmeye çalışın. Ama tek özel bir tavsiye, lütfen kuramsal kitapları tiyatroda oyunculuk eğitimi almadan okumayın. Çünkü o bilgiler yanlış yerleşebilir. Önemli olan daha çok oyun kitabı okumanız, tiyatro oyunu izlemeniz ve hocaları, büyükleri keyifle takip etmeniz olacaktır. Çünkü tiyatroda izlemek de, araştırmak da oyuncu adaylarına çok şey öğretir. Konservatuar şart mı demiş bir öğrenci adayımız. Arkadaşlar, hiçbir zaman oyunculukta bir şart yoktur ya da bir engel yoktur. Yani konservatuar tiyatro bölümü olmaz da yine çok iyi bir özel tiyatro okulundan da eğitim alırsınız. Ya da belki de alaylı olarak bir usta çırak ilişkisi içerisinde bir ustanın yanında eğitim görürsünüz. Bir tiyatroda, bir sette ya da başka bir oyunculuk alanında. Ama ne olursa olsun eğitim şarttır. Yani oyunculuk böyle birkaç ay eğitim alıp hemen işte ajansa kayıt olup yapabileceğiniz bir meslek değil. Bu çok ciddi, çok saygın, yüzyıllarca geçmişi olan bir meslek ve bu yüzden de buna çok özen gösterin. Gerçekten çok seviyorsanız ve bir ömrünüzü, bir hayatınızı buna verebilecekseniz bu mesleği seçin. Evet arkadaşlar, nacizane bugün eğitmeniniz olarak konservatuar tiyatro yetenek sınavı ile ilgili bütün detay soruları cevaplandırmaya çalıştım. Umarım sizler adına da bugünkü video çok keyifli ve faydalı olmuştur. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.